Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlık videosuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bu yazılı bizim için aslında ikinci yazılı gibi oluyor. Çünkü biz zaten Tonguç Akademi olarak sizler için birinci yazılı videosu hazırlamıştık. Ve bu sefer de farklı sorularla ikinci yazılı videosu hazırladık. O videomuz da kanalda duruyor. Onu izlersiniz. Ve bu videoyu da izlersiniz arkadaşlar. Ve size süper bir ne olur arkadaşlar hazırlık olur. Ve bugün arkadaşlar yapacağımız şey 1 Kasım'a kadar olan konular ve onlarda da permütasyon, kombinasyon, binom olasılık kısmı olacak. Ve de arkadaşlar hiç daha konumuza başlamadan önce ödevimizi verelim. Çünkü çıkışta unutabiliyoruz. O yüzden sıfırdan ona kitabımızda biliyorsunuz konu anlatımlı soru bankası. Hemen yapacağın yeri söylüyorum arkadaşım. Yapacağın yer sayma olasılık ünitesini yapacaksın. Nereye kadar gidiyor? Ta ki bakın permütasyon kombinasyon olasılık gidiyor. İkinci ünite fonksiyonlara kadar dört tane konu içeriyor. Birinci ünitemiz 95'e kadar hatta ve hatta görüyorsunuz ki burada Test geçişler var. Bunlar süper bir şekilde yapıyorsunuz. Kare kodlar var okutuyorsunuz. Burada da yazılının tıpkısı benzerleri sorular da var yine. Bunları çözün. Çözmedikleriniz varsa bitirin. Ve hatta ve hatta soru bankamızdan da hemen yine aynı şekilde nereye kadar yapacaksınız arkadaşlar? Fonksiyonlara kadar yapacaksınız. Bir de arkadaşlar bu soru bankasında benim hoşuma giden zaten yazılı var dedik. Bakın birinci ünite yazılısı. Zaten kitabımızda da mevcut. Burada da bir simülasyonu var. Buna da bakarsınız arkadaşlar. Dedim nereye kadar? 85'e kadar. ikinci üniteye kadar yapman lazım. Neyi? 10. sınıf Dinamo Soru Bankamızı. Şimdi artık vakit kaybetmeyelim başlayalım. Birinci dönem birinci yazılı konuları. Birincisi permütasyon. Permütasyon neydi? Sıralamaydı arkadaşım. Sıralama demişken o zaman sıra önemli miydi? Önemliydi. Sıra önemliyse o zaman hemen başlayalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar permütasyon nasıl bulunurdu? İlk önce sıralama olduğunu ve sıranın da önemli olduğunu söyledikten sonra permütasyonda ne yapacağım şimdi arkadaşlar? E N'in reylisi derse bana hemen çok basit n faktöriyel yapacağım ve n r faktöriyel yapar. Hayır böyle bir şey yapmayacaksın arkadaşım. Direkt sana bakın neyi söyleyecek? 5'in üçlüsü derse sen hemen ne yapacaksın? 5 çarpı 4 çarpı 3. 5'ten başlayarak 3 tane açacaksın. Mesela ne vardır? 7'nin ikilisi derse ne yapacaksın? 7 çarpı 6. 2 tane açacaksın. O zaman bilmem gereken bir şey. En, en'in enlisi derse en'den başlayıp en tane açacaksam bu en faktöriyeldir. En'in sıfırlısı derse hiçbir dizilim olmazsa bu benim için birdir. En'in birlisi derse tabii ki de en'den başlayarak bir tane yazacaksın. O da nedir? En'dir unutma. Bunlar benim için çok önemli. Bu formülü bilmesen de olur. Çünkü bu dediğim daha pratik daha rahattır dediğim. Bir de arkadaşım tekrarlı permütasyonlar vardı. Tekrarlı permütasyon neydi? Aynı harfler, aynı sayılar, aynı cinsler, özdeşler. Yine benim elimde varsa bunları sıralamaya sokarsam. Bakın buradaki iki tane A'yı yer değiştirirsen ne olur? Hiçbir şey fark etmez. O zaman burada ne var? Üç tane A var. Bu üç tane A'nın yer değiştirmesi ortadan kalkacak mı? Kalkacak. Bunlar aynı olmasalardı, farklı olsalardı. Bakın ne yapacaktık? Altı faktöriyel. Peki tekrarlı olunca ne yapıyoruz arkadaşlar? Üç aynıysa bunların yer değiştirmesini egale ettim. Ortadan kaldırdım. Hemen ne yaptım? İki tanesi de birbirine benziyor. Benzemiyor aynısı. O zaman onların da yer değiştirme ihtimallerini ortadan kaldırdım. O zaman ne diyorum? Tekrarlı permütasyonda ne tekrar ediyorsa onların değişme ihtimalleri yani sayıları kadar faktöriyeli bölü yapıyorum. Ve sıralama yaparken unutma arkadaşım ortak durum varsa ayrılarak yapılır. Nasıl yar? hocam? Beşe bölünme varsa çift sayıysa Mesela sana sayıları diz diyor. Ne diyor sana sayıları dizerken? Diyor ki sonra diyor, çift olsun diyor. Arkadaşım çift olacaksa bakın sıfır çift sona da gelebilir. Başa da gelmeyebilir. Ha, o zaman demek ki sıfır mevzusunu ayıracağım. Veya da beşe bölünme bilme kuralı derse o zaman son rakam beş olacak. Artı bir de son rakam sıfır olanı iki türlü ayıracağım. Bunları unutmayacağım. İki farklı durumu ayıracağım. Burada da ondan bahsediyoruz. Sıralama yaparken ortak durum varsa ilk önce ayırıp sonra yapıp sonra toplayacağız. Ve de unutmaman gereken bir şey sıfır başa gelmez. Doğal sayılarda 3 basamaklı sayılar iki basamaklı sayılarda sıfır başa gelmez arkadaşım. Unutma unutma unutma. Permütasyon sıralama ve kombinasyon ne peki? Kombinasyonda seçme. Seçme ise arkadaşım burada sıra önemli midir? Önemli değildir. Bakın A, B, C derse sen bunları seç derse A, B, C'yi nasıl üçlü seçersin? E bu üçünü alırım. E, C, B, A diye alsam hiçbir şey fark etmez. Bir durum vardır. Ama bunları sırala dersem A, B, C A, C, B başka ne var? Bak burada A, B, C, A B, A, C ooo devam ediyor. C, B, A C, A, B. Altı durum var. Ama bunları üçünü seç dersem bir durum var. Üçünü sırala dersem üç faktöriyel durum var dedim. Geçtim. Nedir o? Üçüncü üçlüsüdür. Bu da bu da yine üçüncü sür. Peki sıra önemli değilse kombinasyonda ne vardı arkadaşım? Sıra önemli değilse seçme. Seçeceksin. Peki seçme nasıl yapılıyor? C, N, R yapabilirsin. Ya da direkt şöyle dikeylemesine yazıp bir parantezi yapabilirsin. Peki burada kısa bir yöntemi var mı hocam? Tabii ki de var. Sana ne derse arkadaşım kombinasyon 5'in 3'ü derse yapacağın şey 5'ten başlayıp 3 kere açmak. 5, 4, 3 permütasyon gibi bölü bu sefer de 1'den başlayıp 3 kere açmak. Yani 3 faktöriyel oldu. Bakın zaten kombinasyonun şurası nedir şurası? Kombinasyonun burası permütasyondur. Bakın. O zaman demek ki bu sırayı açacağım. Bir de aşağıda neyse onun faktöriyeli kadar. 1, 2, 3 diye yazacağım sırayla. Peki arkadaşım burada bilmem gereken ne? N'den en tane seçersem o bir durumdur. Yani 3 elemanlı bir kümeden 3 eleman seçersen bir durumdur o. Sıra önemsiz olduğu için. N'in sıfırlısı boş küme demektir. Unutma arkadaşım orada da boş küme vardır. Yani hiçbir şey seçmezsen o da bir durumdur. Peki her şeyden birer birer seçersen ne olur? En tane şeyden en tane durum ortaya gelir. Ve kombinasyonun mükemmel önemli olan bir yeri var ki o da ilk önce şunu söyleyelim. Kombinasyonun alt kümede diyebiliriz. Bak burada dediğim zaten enin enlisi en elemandan en eleman seçmek yani en elemandan en elemanın alt kümesi demek ya da burada boş küme demek. Boş küme de birdir. Şimdi buraya geldim. Çok önemli dedim. Ne o? Biraz önce ben 5'in üçlüsünü amele gibi buldum. Niye arkadaşım? Çünkü 5'in üçlüsüyle 5'in ikilisi birbirine eşittir. Unutma. 5'in üçlüsü 5'in ikilisi eşittir. Hocam ne olacak ya? Az bir şey fark etti. Tamam da burada ne fark edecek biliyor musun? Abo, burada ne fark edecek? Bunu yazacağına, bunu yazmak dünyanın en kolaylığı. İşte bu, unutma bunu sakın dedim, geçtim. Bir de arkadaşım bazen hocalarımız sınavda bunu sorabiliyor, aklında olsun. O da nedir? Mesela 5'in ikilisi artı 5'in üçlüsü gelirse, bu ne olacak biliyorsun? 2 3, üç, sanki 3'ü arttırdı beni. 5 5 yukarıda bir arttırmış gibi oluyor. Burada bu nereden geliyordu? kombinasyondan geliyordu. Birazdan göster şey kombinasyondan diyorum, özür dilerim. Binomdan geliyordu. Birazdan bunun nereden geldiğini tekrar göstereceğim. En az kelimesi geçiyorsa seçmelerde sen ne yapacaksın? Soruda diğer durumlar daha azsa tamamından çıkararak yapacaksın. Mesela dedi ki 4 eleman en az 4 eleman 5 tane elemanlı olan bir küme var. Sana dedi ki en az 2 elemanlı alt kümelerini bul dedi. Bak 2 3 4 5 Arkadaşım bunlar çok. Bunlar çok değil mi? Çok. O zaman ne yapacaksın sen arkadaşım? Hemen bunlar çok olduğu için sen sıfırla biri bul. Tamamından çıkart. Bu tamamı ne mesela? 2 üzeri 5'tir. Alt kümelerde. Bu nedir? Bu zaten 1'dir. Bu da zaten 5'tir. E, 26 bak gördün mü? 32'den 6 çıktı. 26 daha kolay. Bunları tek tek bulacağına bunu bulmuş olduk. Çok güzel bir şekilde buraları yapmış oldum arkadaşım. Başka da bir durum var mı? başka da bir durum yok. O zaman kombinasyonda diyeceklerimiz bunlar. En az sözü geçerse hemen öbür durumları iyi düşün. Sıralama önemsiz, alt küme mantığını kafandan çıkarma. Peki kombinasyonla permütasyon arasındaki farkı nereden anlayacağım hocam? Bak burada işte çok soru çözmekten geçiyor. Tamam, tamam. Canını sıkma. Çok soru çözmediysen hemen bir kere daha söylüyorum sana. Bak şimdi dostum. Şimdi elimde 3 tane kalem var. Görüyor musun? Bunun başı nerede? Bunun başı da burada. Kapatalım bir. Elimde üç tane kalem var. Ben diyorum ki bu üç kalemlerle güzel bir şekil yapayım. Böyle videoya başlarken, konuya başlarken şekil yapayım. Nasıl şekil yapayım? Bunları böyle sıralayayım. Cık, yok yok, böyle böyle yapmayayım ya. Şöyle yapayım. Cık, ya Allah Allah. Böyle de güzel olmadı. Şöyle yapayım. Cık, ya nasıl yapsam? Acaba kaç farklı durum var diye baksam? Bakın şu an ne yapıyorum? Bunları düzgün bir sıraya koymaya çalışıyorum. Bak bu ne? Bu permütasyon. Ama ben bu kadar kalem arasından ne yapsam? Desem ki arkadaşım sana. Ben desem ki bana buraya dizmek için 3 tane kalem lazım desem. Sen dersin ki bunu 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 al. Ne yaptın? Bu kadar kalem arasından kalem seçtin. O zaman ne diyorum arkadaşım sana? Diyorum ki bak. Diyorum ki seçme ile kombinasyon net birbirinden ayrılıyor. Seçme ile kombinasyon diyorum pardon. O ayrılmaz. Bunlar aynı şeyler zaten. Permitasyon ve kombinasyon birbirinden net ayrılıyor. Bunlar çok önemli. Bak şöyle bir şey desem. Arkadaşlar sınıfımızdan bir başkan bir başkan yardımcısı seçmek için iki kişi gerekiyor desem. Bak iki kişi gerekiyor. Bakın iki kişi istiyorum. O kadar sınıftan iki kişi gelsin diyorum. Seçiyorum. Ama bir başkan bir başkan yardımcısı nasıl seçebilirim dersem o zaman sana buraya başkana bir kişi başkan yardımcısı koltuğuna bir kişi oturacak. Yani sıralama önemli. Ama bana iki kişi gelsin dersem sınıfta 20'den iki kişi lazım demek. Başkan başkan yardımcısı nasıl oluşturabilirim desem işte o permütasyon demek. Bunu unutma dedim ve geçtim. Hemen geldim buraya arkadaşım. Buraya geldim dedi ne var? Pascal üçgeni ve binom açılımı var. Pascal üçgeni dediğimiz ne? Birden başlayıp bir devam eden ve her biri üstündeki iki sayının toplamı şeklinde yazılan sıralı sayılardır. Bakın 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 15, 1. Böyle gider arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki bu sıra neye göre gidiyor? Bu sıra neye göre gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? X artı Y'nin eninci kuvvetlerine göre gidiyor. Bakın burası kaçıncı kuvveti? Sıfırıncı kuvveti. Sıfırıncı kuvvette ne vardır? Cevabı birdir arkadaşım. Niye? Sıfırıncı kuvveti alırsan sadece bir 1 gelir. Peki birinci kuvvetini alırsan kat sayılar gelir. Bak x artı y gelir birinci kuvvette ne gelir? Bir de 1 bir gelir. Bak katsayılar. Bunlar katsayı arkadaşlar. Peki karesini alırsan ne gelir? x kare artı 2xy artı y kare gelir. Aa bak 1 2 1 1 2 1 İşte binom açılımında böyle hayvan gibi bir açılım olursa arkadaşlar bu açılımda ne olacak? İşte o açılımda kaba tabirle söyledik. O açılımda sen bu katsayıları buradan bulacaksın. Ve, ve 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 unutmaman lazım. Biraz önce söylemiştik. Bakın burası neresi mesela? Burası 4'ün birlisi. Artı. Bu ne? 4'ün ikilisi. Biraz önce söyledim. Neye eşit olması lazım? 5'in ikilisine. Bakalım öyle mi bunların toplamı? 5'in ikilisi neydi? 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2. Bunlar sadeleşti. Işte, pardon bu 5 kaldı. Burası 2. O zaman 5 kere 2 10. A 10'muş. Doğru. O zaman ne oldu? Demek ki biraz önceki formülüm benim nereden geliyormuş? Buradan geliyormuş. Bunu da unutmamam gerekiyormuş. Bunlar neymiş? Katsayılarmış. Aynı zamanda arkadaşlar bunların her biri benim kombinasyonumun alt kümelerimin elemanları. Nasıl? Burası kaçıncı? Kaçıncı? 0, 1, 2, 3, 4. Bu 4. kuvvet. 4. kuvvet nedir biliyor musun? 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. Bak bu 1, bu 4, bu 6, bu 4, bu 1'dir arkadaşım. Zaten bununla bu aynı, bununla bu aynı. Bu da zaten arada farklıdır. Ve, ve, ve arkadaşım unutmaman gereken en önemli şeylerden biri de Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın dikkat dördüncü kuvveti açarken ne yapıyorsun? Dördün sıfırlısıyla başladığın için hemen burada beş tane benim terimim olacak dedim. Geçtiğim işte beş terim olacak. O zaman en tane üzeri enli bir açılımda ne olacak? N artı bir tane terim olacak. Ve bu terimler neye göre dizilecek? Sana herhangi bir terimini sorarsa o zaman ne diyorsun? Orada bir n'in r'lisi vardır. N nedir? Burasıdır. R nedir? Kaçıncı terim olduğundan Bilgi verir. Yani kaçıncı terim olduğunu söylemez bana ama bilgi verir. O zaman burada da ne yapacaksın? Hemen sen buraya X yazacaksın, Y yazacaksın. Bak bir kombinasyon. X ve Y'yi. Birinci terim ikinci terimi yazacaksın. Yalnız bunların üstlerine bir şeyler gelecek. Ne gelecek? Bu alttaki R hoppa, buna gelecek. Bu ikisinin toplamı da üstü verecek. O zaman burası da N-R olacak. Birazdan çok güzel sorularım var. Hiç merak etme. Bu arada bu kaçıncı terimdir arkadaşım? Bu N'nin sıfırlısı ile başladığım için bu ne olacak arkadaşlar? R artı birinci terimdir. Bu R artı birinci terimdir. Ben ezberlemeni tavsiye etmem. Çünkü ben ezbere bilmiyorum. Sen de bilme. Ama ben sana nereden bildiğimi söyleyeyim. Sıfırıncı terim birse, ise ikinci terim iki ise pardon. Sıfırıncı N'in sıfırlısı birinci terim ise N'in ikilisi ikinci terim pardon N'in birlisi ikinci terim o zaman bakın sıfırda bir bir de iki. R de R artı birinci terimmiş. Burası da unutmayalım dedim. R artı birinci terim oldu. Bunu sakın aklına çıkarma. Binom açılımının sabit terimini sorarsa senin için x'ler y'ler ortadan kalkması için x'e y'ye sıfır vereceksin. Sadece ne kalacak elinde? Sabit terim kalacak. Binom açılımının katsayılarını sorarsa da bakın x'ler y'ler gidecek ama ne olacak? Sadeleşecek. Bir bir ne yapar? Etkisi eleman bana direkt katsayılar kalır elimde. Unutma. Pascal üçgeni alt kümelerin sıralamasıdır. Zaten ben de sana onu söylemiştim. Bunu da çok güzel bir şekilde anlattık. Pascal binom üçgeni de böyle bilmen lazım. Peki olasılık ne? Ne işe yarar? Nerede yapılır hocam? Olasılık da böyle bir deneyde örnek uzayımızda olası ihtimallerin, durumların hepsinin arasından benden istenen durumların ne kadarlık bir durumu varsa onların oranına biz olasılık diyoruz. Toparlayamadık. Yani şunu demek istiyoruz. Bir zar atıldığında arkadaşım senden istenen şey bir gelmesi ise bütün durumlara senin istenen durumunun bütün durumların oranı onun olma olasılığıdır. Burada en önemli şey nedir? Örnek uzaydır arkadaşım. Örnek uzay çok önemlidir. Onu yazarsan zaten soruyu yüzde seksen yaparsın. Önemli olan onu yazmaktır. Ve örnek uzayın eleman sayısını düşüneceksin. Ve onun içlerinden sana birkaçını soracaklar. Zarı attın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yedi gelme ihtimali. Sıfır. İmkansız olay. A -a Sırf birden büyük gelme ihtimali, daha doğrusu sıfırdan büyük gelme ihtimali, tabii ki de yüzde yüz dedir bu ee, kesin olay diyecektim. Evet doğru kesin olay, kaliteli olay diyecektim. Az az, az kalsın ağzımdan farklı bir şey çıkacaktı. Artık dilim dönmüyor arkadaşlar, ee, biraz yorulmuşum demek ki. Devam edelim ama yorulmak yok. Yazıldan sizi 100 almadan yorulmak yok arkadaşlar. Devam. O zaman ne oldu? Bu da olasılık yani probability yani İngilizcedeki olasılık demek onun P harfinden geliyor. Geldim buraya. ...bir şeyin olma ihtimali... ...olmama ihtimalin toplamı nedir? Birdir. Bunu da unutma. Burası da önemliydi. O zaman arkadaşım... ...geldim son kısma. Artık... ...iki tane olay... ...birleşimi sorulursa... ...iki tane olasılığın birleşimi sorulursa... ...sen bunları tek tek yapacaksın. Kesişimleri varsa tabii ki de... ...iki kere aldığın için çıkartacaksın. Ve de arkadaşım bunlar ayrık kümelerse... ...kesişimleri yoksa... ...o zaman ne olacak ayrık kümelerse kesişimleri yoksa eksi sıfırdan dolayı hop bu da gitti. Sen direkt olasılıkları toplayabilirsin. Yine söylüyorum yine söylüyorum. En önemlisi örnek uzay aklında olsun. Geldim buraya. Mert, Hamza, Esra içlerinde bulunduğu 7 kişilik arkadaş grubunda. Arkadaşlar bakın şimdi. Yine bize ne soruyor burada? Bir sıralama soruyor. Hemen okuyorum arkadaşlar. Bir kere daha başlayalım. Mert, Hamza, Esra'nın içlerinde bulunduğu 7 kişilik arkadaş grubu ne yapacak arkadaşlar? Yan yana fotoğraf çektirecek. Mert, Hamza ve Esra. Bu üçünün bulunduğu bir grup var arkadaşlar. Bu grup ne olacak? Yan yana fotoğraf çektirecek. Peki, üçü yan yana olmak şartıyla kim? Hamza, Mert ve Esra üçü yan yana olacakmış. Ne diyor? Bu şartlar durumunda kaçında Hamza Mertle Esra'nın arasındadır? Şimdi ben ne istiyorum? Hamza'yı Mert'le Esra'nın arasında istiyorum. Bakın Hamza Mert'le Esra'nın arasında bunlar artık bir kişi. 7 e, kişilerdi. Geride kaç kişi var? 4 kişi. O zaman kaç kişiyiz biz toplamda? 5 kişi. Bakın arkadaşlar A şıkkında ne olacak biliyor musunuz? Biz 5 faktöriyel yer değiştireceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar artık bir kişi oldukları için... ...ve Hamza'yı da aralarına aldıkları için... Mert ve Esra ne yapacak arkadaşlar? Mert ve Esra aralarında Hamza olacak ve bunlar artık bir kişi birlikte olacaklar. Çünkü üçü yan yana istedik. Geri kalan dört kişi de bunlarla birlikte gelecek. O zaman beş kişi olacaklar. Beş faktörüyle oldu. Hocam bitmedi diyen çok kişi vardır. Aferin size. Neden? Çünkü Mert'le Esra yer değiştirebilir. Mert'le Esra yer değiştirirse ne olacak? Bir de onların yer değiştirme ihtimali 2 faktöriyel ya da 2 olacaktır. Zaten 5 faktöriyel neydi arkadaşlar? 5 faktöriyel 2, 3, 4, 5'in çarpımı 20, 120'nin çarpımı 120. 120 çarpı 2'den 240 farklı şekilde bunlar ne yapabilirlermiş arkadaşlar? Fotoğraf çektirebilirlermiş Şimdi B şıkkına geldim. B şıkkında da Mert ve Hamza'nın grubun başında ve sonunda olmadığı Bakın grubun başında ve sonunda bakın ve başında ve sonunda olmadığı bir dakika ya. Bu grup tamamı 7 faktöriyel değil miydi? Bu grubun tamamı 7 faktöriyel. Benden istediği şey Mert ve Hamza'nın grubun başında ve sonunda olmadı. Bir dakika. Başında ve sonunda olsunlar. Mert burada. Hamza burada olsun. Başında ve sonunda olurlarsa 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi de arada var. E bunları buraya yerleştirdim. Burası ne arkadaşım? 5 faktöriyel. Tamam. Çok güzel. Ama Mert ve Hamza da yer değiştirebilir. Yer değiştirirse o zaman ne olacak? 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çıkartacağım. Bakın niye çıkartıyorum? Çünkü Mert'le Hamza'nın Mert'le Hamza'nın grubun başında ve sonunda olduklarını yazdım. 5 faktöriyelmiş. Bir de Mert Mert sonra Hamza başa geçebilir. Bunların olmadığı diyordu bana. Olmadığı deyince de bütün hepsinden bunların olduğunu çıkarttım. Olmadıkları geri kaldı. Peki 7 faktöriyel nedir? Unutmayalım. 7 faktöriyel 7 kere 6 kere 5 faktöriyeldir. Eksi 5 faktöriyel çarpı 2. O zaman 5 faktöriyel parantezini alırsam 7 kere 6 42. 2 çıkarsa 42 eksi 2. O zaman burası ne oldu? 5 faktöriyel çarpı 40 oldu. Bu da ne demektir? ne demektir arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Burası zaten 120'di. 120 idi. 120 de 40 ile çarparsan o zaman ne oldu? 4800 tane fotoğraf çektirme durumları varmış. İnşallah hepsini denemezler. Çünkü çok vakit geçer. Böyle bir şey olmaz zaten. Ama aklılarında olsun bu kadar fazla bir durum olduğu için demek ki Mert ve Hamza'nın grubun başında ve sonunda olmadı. Bakın V diyor ve ikisi aynı anda olacak veya deyip de hocam Mert başta olsa Hamza olmasa odur. Öyle değil. Mert ve Hamza'nın grubun başında ve sonunda olmadı. Önemli olan mı? Bazen de sırasıyla der. Sırasıyla başında ve sonunda olmadı. O zaman da ne yaparsın? Yer değiştirme ihtimallerini düşünmezsin. O zaman direkt 5 faktöriyeli çıkartmış olursun. O da ayrı mevzu dedik, geçtik. Bu soru böyle güzel bir soruydu. Teşekkür ettik kendisine. Koy verdik, gitti. Geldim buraya arkadaşlar. Rakamlarıyla 3 basamaklı, rakamları farklı. Bakın çok güzel bir şekilde bana söylüyor. Ne diyor arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde. Bana burada anlatıyor. Neyi anlatıyor? 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla 3 basamaklı bir sayı oluşturacağım. Yalnız rakamları farklı olacak. Bak rakamlarla oluşturacağım rakamları farklı. Bana söyledi kaç farklı çift sayı yazılır. 3 basamaklı istiyorum. muyum? İstiyorum. 1, 2, 3. Yalnız bunun içinde 0 var hem de çiftlerde 0 var. O zaman buraya 0 koyamam. O ikilerle, ikilerle, beşler, ikilerle, altılarla, 8'lerle birlikte buraya ben sıfır koyamam. Neden? Çünkü sıfır başa gelemiyor. O zaman sıfırı ayrı yazarım. Size söylemiştim bunu. Bir de arkadaşlar 2, 6, 8'i ayrı yazarım. Çünkü çift dediği için sayı 2 var, 6 var, 8 var. Bir de burada 0 var. 4 var diye atlarsın, 3 var diye atlarsın. Öyle bir şey yok. Burada 9 rakam yok, 8 rakam var. Bakalım 3, 6, 8 tane doğru. Çünkü 3 ile 4 yok. Dikkat şimdi. Buraya bir tane gelebilir. Peki buraya kaç tane gelebilir? Artık buraya 8 tane oldukları için 7'sinden biri gelir. Buraya da 6'sından biri gelir çünkü rakamları farklı diyordu. O zaman burada sonunda 0 oldu. 42 ihtimal var. Geldim buraya. Bu arada ne kadar büyük yazdık ya. Bu A şıkkıydı daha. Neyse şuradan çizgi çekelim. Geldik buraya. Burada da 3 durum var arkadaşlar. 6 2 2 6 8'in olabileceği. Peki 2 6 8'den birini buraya koydum. Rakamlar farklı diyordu. Elimde kaç tane kaldı? Mesela 2'yi koyduk. 2 4 7 tane kalmıştı. Buraya 7 yazamam. Çünkü niye? 0 başa gelemiyor. O zaman 6 tane yazdım. Diyelim ki 5'i yazdık. Geriye de şimdi elimde kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. 6 kere 6 36. 3 ile çarparsam 108 olmuş oldu. Toplamda kaçmış arkadaşlar? Demek ki A şıkkı 150 tane durum varmış. Çift sayı varmış. İşte bu kadar. Bunu yaptık arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi B'ye bakıyorum. B'ye bakarsam da ne olacak arkadaşlar? B'ye baktığımızda de 650'den büyük kaç farklı sayı vardır diyor. Bir kere 650'den büyüklerse başa kesinlikle 7, 8, 9 gelebilir. Gelirse bu nedir? 3 farklı durumdur. Peki buraya 3 yazdıktan sonra rakamlar farklı dediğine göre buraya 7, buraya 6 yazabilir miyim? Yazarım. Bu nedir arkadaşlar? 600'lerden büyük yani 700'lerle dahilini yazdım. Burası benim için ne oldu? 42'den 126 oldu. Bakın 126 durum var. Artı. Hocam sen 700'leri, 800'leri, 900'leri yazdın da burada 650'den büyük diyor. O zaman tek tek yapalım şimdi. Baş sayım 6 olsun. İkinci sayım 5 olsun. Bunlar bir bir durumlardır. Peki 650'den büyük dediğine göre buraya 0 hariç her şey gelir mi? Gelir. O zaman 0'ı koyamam. 6'yı 5'i koyamam. O zaman 2 6'yı 5'i koymuyorum. 0'ı koymuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayı koyabilirim. O zaman buradan da 5 geldi. Artı dikkat şimdi arkadaşlar. İlk kısma 6. ikinci kısma 7, 8, 9'dan birini koyabilirim. 7, 8, 9'dan birini istediğimi koyarım. Buraya bir ihtimalim var. 7, 8, 9'dan birisi nedir? 3 tane ihtimal. Bunları koyduktan sonra geriye mesela 6'yı koyduk 7'yi koyduysak geriye ne kaldı? 2, 4, 6 tane kaldı. O zaman 6'dan da bir 18 sayı da buradan gelir. O zaman toplam kaç oldu arkadaşlar? Hepsini bitirmiş olduk. 126, 5 daha 131. 18 daha ne olmuş oldu? 149 sayı da buradan gelmiş oldu. Olayı fark ettik değil mi arkadaşlar? Bakın neyi fark ettik? Burada 6, 5'li durumları yazacağım. Yalnız 650'den büyük dediği için gidip buraya sakın 6 tane değer ver, ver diyemeyin. Bunu bunu yazdık hocam. Geriye 6 tane sayı kaldı demeyin. Çünkü burada ikisini yazdın. Bir de 0 buraya gelirse olmaz. 650'den büyük diyordu. Bir de diğer durumlar arkadaşlar. 7, 8, 9 olabilir. 670'ler, 680'ler, 690'lar. O da sonuçta 650'den büyüktür. Bir de arkadaşlar 700'ler, 800'ler, 900'ler var. Onları da ayrı bir şekilde yazdık. Bu arada A şıkkı, B şıkkı farklı işler. Gidip de hocam buraya çiftleri yazmayacak deme. Çünkü o A şıkkının çift sayısı bu 650'den farklı 650'den büyük kaç farklı sorusu? Farklı. İkisi de farklı olaylar. Dedim, geçtim. Geldim buraya şimdi. Matematikçi kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek 11 harfli bakalım 4 8 evet 11 tane harf var. Anlamlı ya da anlamsız kelimeleri oluşturulacaktır. Anlamlı ya da anlamsız kelimeler oluşturulacak arkadaşlar. Kaç farklı kelime oluşabilir? Bir kere çok dikkat edersen 1, 2, 2 tane M var. Kaç tane A var? 2 tane A var. Kaç tane T var? 2 tane T var. Kaç tane I var? 2 tane I var. Maşallah ya. M'ler, A'lar, T'ler. E var mı? Yok. Bir tane E var. Şöyle bir tane olanları yazalım. M geldi bir tane daha. A geldi. Zaten ne oldu? Mat. Mat mat. E var. Bir de ikçi var. İkçiden de bir tane K geldi, bir tane de Ç geldi. Bakalım oldu mu? 8 11 harf oldu. Doğru. Kaç tane kelime yazılabilir arkadaşlar? Bir kere burada normal şartlar altında 11 faktöriyeldi. Yalnız iki kere aynısı. İki kere aynısı. İki kere aynısı. İki kere aynısı yazıldığı için bu kadar bunların yer değiştirme ihtimallerini ortadan kaldırdım, egal ettik. Bunları yapmış olduk. Sakın bunu yapmaya çalışmayın. Çünkü ömrünüzü yiyebilir. Bir denesek mi? denesek mi bir korkarak hiç denemeyelim arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir sayı. Hiç gerek yok. Vaktimizi almayalım. Zaten sınavda size 7 harfli falan sorarlarsa 7, 7 harfli sorarlarsa onu hesaplayabilirsin. Ama sakın bunu hesaplama. Zaten hesaplamanı istemiyordur öğretmen de. Oluşturulacak kelimelerden kaçı M harfiyle başlayıp İ harfiyle biter. Bak kaçı M harfiyle başlayıp İ harfiyle biter diye soruyor bana. Bakalım nasıl olacak? Hemen söyleyelim. Bakın şimdi. Bir kere M harfiyle başlayacağım. 3, 5, 7, 10, 11 tane I harfiyle biteceğim. Bakın arkadaşlar burada iki durum var. İstersen buraya M harfini kitlersin. I harfini kitlersin. Dersin ki M'lerden birini buraya birini buraya koydum. Geri kalan harfler 9 faktöriyel şekilde sıralanacak. 2, 4, 6, 8, 9. Çünkü 11 harften ikisini kitledim. 9 faktöriyel M ile I'yi kitledim kitlediğim için geriye arkadaşlar M ile İ'ler birer tane kaldı. Ama ne var? 2 tane A, iki tane A var. Bak bu birinci ihtimal. Ama sen dersen ki kitlemeyeceğim ben. Bakın kitlemezseniz de şöyle olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın kitlemezseniz de buraya M, buraya İ gelir. Buraya iki tane M gelebilir. Buraya iki tane İ gelebilir. Buraya 9 faktöriyel harf gelebilir. O zaman ne diyeceksin? Bakın kitlemedin. Sen iki tanesinden birini, birini buraya koyduğun için sen piyasaya iki tane M saldın. M saldığın için bu sefer de bunların faktöriyelleri yine gelecek. Bakın iki bununla bu iki de bununla sadeleşecek. Yine cevap aynı şey oluyor. İster kitleme yöntemiyle yaparsın. isterse kitlemeden yazarsın. Zaten onlar aşağıda kitlemediği için bunlar tekrardan piyasaya çıkmış olacaklar. Yazılacaklar. M harfiyle başlayacağım. I harfiyle biteceğim. O zaman ne olacak? Bu kelimeler bu kadar olacak. 11 faktöriyel değil artık 9 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacak dedik. Sakın bunu kaçırma arkadaşım. Çok güzel bir soruydu. Matematikçi ve bunlar hem tekrarlı permütasyonu hem de bizden istenen özel durumları söylemiş oldu. Geldim bu kısma. Tonguç A, C, D harflerini ve 0, 1, 2, 3, 4 harf rakamlarını kullanarak telefonuna 4 taneli bir şifre koymak istiyor. Şifrede bir harf olacak, üç rakam bulunacaktır. Bir harf, üç rakam olacak. Şifre tek rakamla başlayıp tek rakamla bitecektir. Hem hem hem. Güzel. Tonguç telefonunda kaç farklı şifre oluşturulabilir diye soruyor. Bakın şimdi nasıl yapabiliriz bir düşünelim. Öncelikle arkadaşlar tek rakamla başlayıp tek rakamla bitecek miyim? Evet. Dört haneli miyim? Evet. Bir, iki, üç, dört. O zaman tekle başlayıp tekle biteceksem. Teklerim zaten bir ile üç değil mi? Bakın rakamlar farklı olacak diyor mu? Harfler farklı olacak diyor mu? Demiyor. Zaten harfler farklı olacak diyemez. Bir harf kullanacağız. O zaman dikkat arkadaşlar. Bakın o zaman ben burada birle başlayıp birle bitebilirim. Kimse bana bir şey diyemez. Birle başlayıp üçle bitebilirim. Ve arkadaşlar üçle başlayıp birle bitebilirim. Ve de en sonunda da arkadaşlar üçle başlayıp üçle bitebilirim. Bu arada arkadaşlar dikkat edin. Ben bunları bu kadar yazmama gerek yoktu. Ne yapacaktım? Aslında 3 ile 1 gelebilir buraya. 2 tane ihtimal buraya. 2 tane ihtimal buraya yazacaktım. Çünkü tek rakamla başlayıp tek rakamla bitecektim. Aslında benim yapacağım şey şuydu. 2 çarpı 2 ihtimal var. Çünkü 1 ile 3. Hemen buraya da 1 ile 3 diyecektim. Hemen buraya da 2 yazacaktım. Olayı bitirecektim. Şimdi dikkat. Ben ne yapacağım? Bir, far, bir harf kullanacağım. O zaman burada 4 harf var. Ben ne yapacağım? Dördün birlisi bir tane harf alacağım. Şimdi bir kere rakamlarımdan birini kullandım. Rakamlardan birini derken rakamları tekleri buralara kullandım. Şimdi bana ne lazım? Bir harf geleceği için bakın bunlar zaten bitti artık. Tek rakamlar başa, baş, tek rakamla başlayıp tek rakamla bitecekti yaptım. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşım? Yapacağım şey şu unutma. Bir tane harf koydum. Burası da harfle doldu. Demek ki bir sayı lazım. Rakam lazım bana. O zaman rakamlar farklı demediği için ben 5'in birlisini alacağım. 5 tane rakamdan birini daha alacağım. He, o zaman bak buraya gelebilecekler. Ne olacak? 4 taneden buraya da 5 taneden biri gelecek. Peki bunların sırası önemli mi? Evet buraya gelebilecekler de 2 faktörü olacak. O zaman bakın peki bu ikisinden birisi 4'ün birisinden mi gelecek? Peki rakam 5'in birisinden mi gelecek? Peki bunlar kendi arasında yer değiştirecek mi? Peki 1 ile 3 yer değiştirecekler mi? Onlar da 2 2 durumlarda gelecekler. O zaman 4 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Her zaman 5 ile 2 varsa ilk önce onlar çarpılır. 10. 10 kere 4 40. 40 kere 4 160 farklı durum oluşacakmış arkadaşlar. Dedik geçtik. Şifre tek rakamla başlayıp tek rakamla bitecek dedi. Ve ben kaç farklı şekilde yaptım? Bunu sana açık açık göstermek için yazdım. Aslında mantığım buydu. Böyle olması gerekiyordu. Bunu da çok güzel bir şekilde göstermiş olduk. Hocam bunları niye yazdık? Bakın bunlar dört tanesinden birisi. O yüzden o yüzden bunlardan birini aldım. Beş taneden de birini alacaksın. Çünkü burada herhangi birisi gelebilir. Hiç fark etmez. Mesela birini alarak düşün. Onun yerine öbür beşlisi de gelebilir. O yüzden bu kısımda da dördün birisiyle beşin birisini çarptık. Çok da güzel yaptık. Bu soruyu da geçmiş olduk. Geldim. Bakın bu soruda ne var bu arada? Kombinasyon da var, permütasyon da. Ama hocam kombinasyon... Bak sıralama arkadaşım. Sıralama varsa permütasyon. seçiyorsun. Dördünden bir tanesini alman lazım. Hangi biri bilmiyorum. Bir tanesini alacağım. O zaman dördün biri işte. Geçtim. Geldim buraya. Kümesinin dört elemanlı alt kümeleri. Bakın bir küme var burada. Dört harften dört sayıdan oluşuyor. Dört elemanlı alt küme istiyorum. Kaçında A ve 4 bulunur. Bakın benim istediğim şey bir alt küme değil mi? Ve bu alt kümede de iki tane iki tane kısım belli mi? Belli. Biri A, biri 4. O zaman ben buraya gelebilecek iki tane olabilme ihtimali olan şeyleri istiyorum. Yani buraya gelebilecek eleman seçmeye çalışacağım. Yani burayı buraya gelecek sırası önemli mi? Değil. Bakın A4 geldi zaten. A ile 4 zaten geldi. O zaman ben buraya ne yazabilirim arkadaşlar? 4 elemanlı alt küme istiyorsam bakın alt küme diyor. Alt küme dediğim kombinasyondu. 6 tanesinden ikisini seçtim mi benim işim bitmiştir. 6'nın ikilisi nedir arkadaşım? 6 çarpı 5 çarpı 2 bölü 1 ne oldu? Ne, dedi, ne dedik biz ya? 6 kere 5 bölü 2 ne oldu arkadaşım? 3 kere 5 15 oldu. Bak bu tamam. A şıkkı tamam. Şimdi B'ye bakalım. Kaçında 1 veya 2 bulunur? Fakat A bulunmaz. Bakın şimdi. Bunu da maviyle gösterelim. Dört durum var. Şey dört tane eleman istiyorum. Ben ne istiyorum? A bulunmaz. Bakın bu sefer lacivertle A'yı sildim. Bir veya iki bulunur. Bak bu ne demek biliyor musun? Bir olabilir. İki olabilir. Yalnız bir olunca iki olmayacak. Bu arada iki olmayacak. Şuraya da hatırlatma olarak iki silelim. Burada da bir olmayacak arkadaşlar. Ya da bir ve iki aynı anda olabilir. Bakın şimdi. Burada 1 olursa zaten a bulamaz. Onu sildik. 1 olursa 2 olmasını istemiyorum. Bakın 1 olursa 2 olmasını istemiyorum. Çünkü yalnız 1'i koydum. 2 de olmayacak. Çünkü 2 burada o durum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 3 4 1 2. Burada 5 tane sayı kaldı. Yani 5'in üçlüsü olabilir. 5'in üçlüsü neydi arkadaşlar? 5'in ikilisine eşitti. 5'in ikilisi de 5 4 2'ydi. Buradan da 10'du zaten. Bakın biri yazdım. 2'yi yazamam. Çünkü 2'nin durumları ve 1 2'nin durumları burada ayrı ayrı. O zaman ne diyorum? Bir de A bulunmaz diyordu. Onu sildim. Geriye 3 5 tane sayım kaldı. 5 tane elemanım kaldı. Onları yaptım. Şimdi bunu farklı bir şeyle yapalım. Aynı şey bunun için geçerli. 2 olup 1'in olmadığı A'yı zaten istemediğim zaten 5'in üçlüsü olacak yine. Bu durumda nedir? Yine 5 çarpı 4 bölü 2'den yine 10'dur. Geldim buraya. Şimdi ne istiyorum? A ve şey A nereden çıktı? A'yı zaten istemiyorum. 1 ve 2'yi koydum. Geri kalan harflerden de bakın bu sefer 2 tanesini seçmem lazım. Çünkü 3 değil artık 2 tane kaldı. O zaman ne oldu? 5 4 bölü 2'den o zaman bu da ne oldu? Yine 10 durum olmuş oldu. Bir şeyi üçlü seç... Bakın 5 elemanı üçlü seçmenle ikili seçmen arasında bir fark yok. Çünkü niye? sen bir şey 3'ü seçmişken zaten aynı zamanda ikili seçmiş de oluyorsun. O yüzden beşini üçü seçmiş, ikisini ikisi. Ha, anladım bak görüyor musun kafayı? Ha, anladım. O zaman ne oldu? Demek ki 30 farklı durum varmış. Neydir? Bir veya veya. Bak V ve dese sadece buna bakacaktık. Veya dediği için buna bakıyorum. Ya da deseydi ya da deseydi bu ikisine bakacaktım. Ya da bir ya da iki. Yani bir olabilir iki olabilir. Ama birle ile iki aynı anda olmaz. Onu unutma. Bu kelimeleri mantık konusunda görmüştün 9. sınıfta. Unutma bunlar önemli. Ve A bulunmaz diyor. A'yı zaten kafadan iptal etmiştin. Geldim bir başka kombinasyon sorusuna. Bir üniversitede A, B, C, D, E, F, G, H toplam 4, 4, 8 tane dersin. 3'ü neymiş arkadaşım? Aynı saatte verilmekteymiş. E tamam. 3'ü aynı saatte ise o zaman sen bu üçünü aynı anda alamazsın. Burada kaç tane kaldı? 5 ders. 8 dersten 4'ünü seçeceğim. Bakın, 3'ünü seçebilir miyim aynı anda? Seçemem. İkisini seçemem. O zaman ben ne yapabilirim? Bu üçlüden 1 tane seçerim çarpı bu beşliden 3 tane seçerim. Neden? Çünkü 5 tane ders var. Benden toplam 4 ders istiyor. 4 ders istiyorsa birini bunlardan ne yaptım? 3'ünde bundan seçtim. Peki, 4 ders istiyor arkadaşım. Ben illa bu üçten seçmek zorunda mıyım? Kimden Kim keyfime karışır? Kimse karışamaz. Ben o derslere hiç girmem. O zaman bu 5 5 dersten 4'üne girmek zorundasın. Hatta buraya istiyorsan o 3 derse girmediğini belirterek 3'ün sıfırlısı diyebilirsin. Peki bunlar neydi? 3'ün 1'lisi 3'tü. 5'in 3'lüsünü artık kusacağım. Çok bulduk. Nedir? 10. Peki burası nedir? 5 kere 3'ün sıfırlısı. Boş kümeyi soruyor bana. O da 1'dir. O zaman burası ne oldu? 30 artı 5'ten dolayı cevabım kaç çıkmış oldu? 35 olmuş oldu. İşte bu. Tongül ne yapması lazım arkadaşlar? 4 ders seçmesi lazım. İster 3'ü aynı saatte olandan birini geri kalan 3 tanesini bundan seçer. İster buradan hiç seçmez. Geri kalan 4'ünü de buradan seçebilir. Çok güzel bir Üniversiteye geçtiğinizde inşallah siz de bu durumları yaşayacaksınız. Çok zevkli oluyor. Böyle ders seçim zamanı müthiş muhabbet oluyor yani. Çok çok güzel. Çok çok iyi bir durum komik, böyle eğlenceli bir durum oluyor arkadaşlar. Sen ne aldın, ben ne aldım falan filan. Ya çok güzel ya. İnşallah iyi üniversiteler kazanırsınız gençler. Yani bugün burada bunları izliyorsanız zaten eğitim önem veriyorsunuzdur. İnşallah eğitim hayatınızda çok güzel olur, çok iyi olur. İnşallah en iyi yerlere gelirsiniz İnşallah Türkiye'mizde en iyi yerlere gelir dedik ve süper bir şekilde ne yazalım o zaman? Buraya da bir gaza gelmişken Ölürüm Türkiye'm O zaman bir Türkiye HD'yi işte koyalım arkadaşlar buraya. <laughs> yazdık. Böyle bir anda coştum ya ne bileyim. Arkadaşlar inşallah iyi olursunuz diyelim geçelim. Şimdi 5 tanesi aynı doğru üzerinde. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi aynı doğru üzerinde. 8 nokta var. O zaman 3 tanesi de şöyle abidik gubidik yerlerde duruyorlar. Kaç doğru çizebilir? Arkadaşlar bakın. Siz doğru oluşturmak istiyorsanız 2 noktadan bir doğru oluşur. O zaman 8 noktam vardı benim. 8'in ikilisi. Bakın 8 noktadan 2 tanesini seçersem o 2 nokta bana doğru oluşturur. Yalnız dikkat. Bu 5 tanesinin ikili ikili oluşturdukları olmaz. Bu 5 tanesinin ikili ikili mesela bak bunu da bunu al. Doğru oluşuyor. Ama zaten bunlar aynı doğru üzerindeler. E bunu bunu al. E, aynı doğru üzerindeler. O zaman bunların oluşturduğu durumlar iptal. Ama bunların oluşturduğu ikili ikili durumlar iptal bunların oluşturduğu bak bir tane doğru var. O doğruyu zaten yazmam lazım. Çünkü bununla da bunun, bununla da bunun hepsiyle hepsinin aynı anda oluşturduğu bir doğru var. O doğruyu da yazabilirim. Sıkıntı yok. O zaman ne oldu bunun cevabı? Bu A şıkkımdı. 8'in ikisi nedir arkadaşlar? 8 çarpı 7 bölü 2. Eksi 5'in ikisi artık kusacağım. Ne oldu artık? Ne oldu? 1 oldu. O zaman burası bunlar sadeleşti. Işte, 4 kere 7, 28. 29 ne geldi geriye? 19 geldi. Peki arkadaşım şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak dikkat et. Bunu da senin için bak özel olarak yapıyorum. Yapmazdım ama yazılı var. Hadi yapalım. Bakalım ne diyorum arkadaşım? Bak burada 5, 3 nokta var mı? Bu 3 noktadan ikisini alırsan doğru oluşur. Artı. Peki arkadaşım bu 3 noktadan birini alsan ve bu 5 noktadan birini alsan oradan da doğru oluşur mu? Oluşur. Peki bunların oluşturduğu doğruyu da eklersen ne olur? Bak 3 kere 5 15. Bir tane daha 3 var 18. Bir tane daha 1 var 19 oldu mu? Oldu. Demek ki bu şıkkın başka bir çözümü daha varmış. Geldim B şıkkına. Diyor ki en fazla kaç üçgen çizilebilir? Dikkat arkadaşım. 3 üç noktayla üçgen çizilir. O zaman 8'in üçlüsü. Ama 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 dikkat et arkadaşım. Dikkat et bunlardan oluşanlarla üçgen olmaz. O zaman 5'in üçlüsünü çıkartırsın. Ve bu sefer bunlardan oluşan yeni bir üçgen olmadığı için olay tamamen şu an bitti. Nasıl bitti arkadaşlar? Şöyle bitti. Dikkat. 8'in üçlüsü nedir? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 kere 2 eksi. 5'in üçlüsü artık kusacağım. 10 oldu. Bu ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. Demek ki burası 56. 56'dan 10 çıkarsa cevap ne oldu? 46 olmuş oldu. Şimdi geldik kalitenin aktığı müthiş soruya. O da C sorusuna geldik. Kaç farklı dörtgen çizilebilir diyor arkadaşlar. İşte burası müthiş önemli. Müthiş, güzel bir kısım. Hadi bakalım yapalım, nasıl yapacağız? Bir kere arkadaşım yine klasik başlangıcımızı yapalım. O ne? 8'in dörtlüsüyle bir dörtgen oluşurdu. Ama burada arkadaşım 5'i aynı doğru üzerinde. O zaman bu 5'in oluşturacağı dörtleri çıkarttım. Yeter mi? Yetmez. Bak hatta ve hatta buradan iki tane seçsen, bu ikisini seçtin. E buradan da iki tane seçsen, bunların oluşturduğu ne oluyor arkadaşım? Hemen toparlayayım arkadaşım. Orada ufak bir karışıklık olmuş olabilir. Sıkıntı yok. Bak şimdi orası öyle değil. Hemen aklımdan çıkar onu. Şöyle diyeceğiz bakın. 8 taneden 4'lü oluşturursak buradan bir dörtgen oluşur. Ama dikkat. Buradaki 5 taneden ne yapacaksın arkadaşım? 4'ünü alırsan dörtgen oluşmaz. Bakın çoğu arkadaş burada bırakacak. Niye? Hocam bunlar doğru üzerindeydi. Oluşmayacak. Zaten oluşmayan durum burası. O zaman 8'in dörtlüsü ne? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 kere 2 6. 4 de sadece 2. 70 oldu. Bakın diyecek ki çoğu kişi hocam bu 70. Hocam burası 5. Cevap 65 değil mi diyecek? Değil arkadaşım. Neden? Bak bitmedi. Bir de şöyle bir durum var. Sen bu 5'liden 3'ünü alırsan bak sen bu 5'liden 3'ünü alırsan bu üçü diyelim ki şu, şu, şu olsun. Bakın bunlar bir doğru üzerinde. Bunun üzerinden de bunu alsan ...buradan dörtgen oluşmaz ki. Üçgen oluşur. O zaman ne olacak? 5'in üçlüsü çarpı... ...yukarıdan aldığım 3'ün birlisi ne olacak? O zaman bunlar da oluşmaz. Buradan da dörtgen oluşmaz. O zaman ben bunları da çıkarmam lazım. Burası 10'du. Burası 3'tü. Bunu da çıkaracağım. Yani 70 eksi 35'ten dolayı... ...cevabım 35 oldu. Başta ufak bir karışıklık oldu ama sıkıntı yok. Her şey Türkiye'miz için deyip... ...böyle milli duyguları da gaza verip... ...bizi maruz görürsünüz arkadaşlar mazur muydu maruz muydu hangisiydi bilmiyorum ama bizi hoş görürsünüz diyelim ve artık geçelim. Şimdi artık nereye geldim arkadaşlar? İki tane bir olasılık sorun var. Bir de iki tane de binom sorun var. Sonrasında da bitiyor zaten. Hemen bakalım ne olacak? Şekildeki A kutusunda 3 kırmızı 4 mavi B kutusunda da 3 mavi 6 kırmızı top varmış. Zaten gözüküyor. Rastgele bir top seçilip B'ye daha sonra da B'den rastgele bir top seçilip A kutusuna atılacak. Son durumda ise kutularda bir değişiklik olmayacak. Aa renk bakımından bir değişiklik olmayacak. İlk durumla aynı olacak. Nasıl olabilir ya? O zaman şöyle mi olacak? Birinciden kırmızı çektim. ikinciden kırmızı çektim. Bundan kırmızı çekip buna. Buradan da kırmızı çekip buna. O zaman ya da bundan mavi çekeceğim. Bundan mavi çekeceğim. Atacağım. O zaman arkadaşım bak çok dikkatli dinle şimdi. Bundan kırmızı çekme ihtimali. 7'de 3. Çarpı. Buraya geldim. Artık bunun içinde 9 değil 10 top var. 10 topun ve 7'si de kırmızı bunun topun. 10 topun 7'si kırmızı ne olacak arkadaşım? O zaman 10 topun 7'si kırmızıysa buradaki ihtimalimi bitirdim. Şimdi ne yapacağım arkadaşım? Bir de mavilere geçeceğim. Mavilere geçtiğimde ne olacak? Bundan 4 bölü 3 ihtimalim var. Pardon 4 bölü 7 ihtimalim var. Çarpı buraya mavi gelince ne olacak? 4 tane mavi olacak. Bu sefer yine burada 10 tane top olmuş olacak. Bakın arkadaşlar buradan kırmızı seçmeniz. 7'de 3. Tamam. 7'de 3 kırmızı seçtik. Buradan 7'de 3 buraya kırmızı gitti. Artık 7 kırmızı oldu 10 topta. Burayı yazdım. Sonrasında da arkadaşlar, sonrasında da ne olacak? Hemen buraya geldiğimde de mavi seçersem mavilerde 7'de 4 ihtimalimdi. Seçtim, buraya attım. Burada artık 4 mavi, 6 kırmızı var. O zaman ne oldu? Bunlar Mavi buraya geçip buradan buraya ise ilk durumla aynı. Kırmızı buraya geçip buradan buraya ise ilk durumla aynı olacak. Bakın sakın sadeleştirme yapmayın buralarda. Çünkü neden biliyor musunuz? Paydalar aynı. Birisi 21 bölü 70. Diğeri de arkadaşım 16 bölü 70. O zaman toplarsan ne oldu? 37 bölü 70 olur. Çünkü burada sadeleştirirsen bir daha payda eşitlemek için yapmak yapmak gerekir dedim. Bu kısmı da bitirmiş olduk. Geldik binom artık binom açılımına geldik. Binom açılımındaki sorular çok önemliydi. Bakın bize üçüncü terim soruyor ve burada da açılımın şu terimi nedir diye soruyor. Ve buradaki katsayıları falan soruyor. Hemen toparlayalım bitirelim artık arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Bir saat olmadan artık bomba gibi yazılıya hazırlanmış olun. Geldim buraya. X artı 2Y ifadesinin açılımındaki sondan üçüncü terim nedir? Bak arkadaşım burada kaç terim var zaten onu bilmen lazım. Bir kere ben olsam senin yerinde onu boş ver. Ben sana kaç terim olduğundan daha ziyade şöyle düşün. Bak bir kere burada bir 5'in bir şeylisi lazım bana. X'in üssü bir şey lazım. 2Y'nin üssü lazım. Şimdi arkadaşlar bakın unutmayın. En sonda siz zaten binom açılımı yaparken 5'in sıfırlısı ile başlayıp nokta 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 en son nereye gideceksiniz? 5'in 5'lisine. Sondan 3. terim diyorsa 5'in 5'lisi, 5'in 4'lüsü, 5'in 3'lüsüdür. Sondan 3. terim diyorsa 5'in 3'lüsüdür arkadaş mı? Bak ben hiç bilmem. Kaça gelir? R mi? R artı 1 mi? Böyle formülleri ben bilmem. Benim bildiğim şey çok pratik şeyler. Sıfırla başladığı için 3. terim deseydi 5'in ikilisi olacaktı. Sondan 3. terim dediği için 5'in beşin 5'lisiyle başladığında arkadan 5'in 5'lisiyle başlarsın. Geri doğru gidersin. Bu da 5'in 3'lüsüdür. Bak 5'in 3'lüsüne geldim. Bu üstüm nereye gelecekti? Bunun üstüne gelecekti. Bunların ikisinin toplamı da 5 olacaktır. İşte olay bu kadar arkadaşım. Yapacağın şey bu. Peki ifadesinin sonları şu terim nedir diyor. Terim şudur arkadaşım. 5'in üçlüsü 10. Burada ne var? X kare. Burada da 8 y küp var. Buradan da ne oldu? 80 x kare y küp olmuş oldu. Sonları terim. Geldim buna. B şıkkımda ne diyor bana? B şıkkımda bakın ne dediği önemli değil. Benim bilmem gereken enin bir şeylisi olacak burada. 2x olacak. Bir de eksi y karenin üssü bir şey olacak. Bak burası 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 lazım bana. Hemen bir bakıyorum ki a y üzeri 4 var. Y karenin karesi. a burada x üzeri 5 var. E, bu demek ki burası 5'miş. E, demek ki burası 2'ymiş. E, o zaman burası 2 ise e, bu alt kısım 2. E, üstler toplamı da burayı veriyordu. E, burası da 7. Bilmece bulmaca. Hop bir de gobek, bla, 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 bla. Yani falan filan. Ne oldu arkadaşım? Bilmece bulmaca. Yani ne oldu? Çok güzel bir şekilde yapmış oldu. O zaman 7'nin ikisi ne? 7 çarpı 6 bölü 2. Geldim buraya. Burası da ne oldu? 32 x üzeri 5 oldu. Bir de ne var burada? Hemen bakıyorum. Eksi y karenin karesi y üzeri 4 var. İşte bu kadar arkadaşım. Burası ne oldu? Şunu da şu sadeleşti. Işte. 21 çarpı 32 x üzeri 5 y üzeri 4 oldu. Bunu da çarparsak 32 ile 20'yi çarpsam 640. 32 ile bir çarpsam 32. 672 olmuş oldu. O da nedir? X üzeri 5, Y üzeri 4'tür arkadaşım. Tam da istediğim şey oldu mu? Oldu. Bak bir daha söylüyorum. 32 ile 20'yi çarpsan 640. 32 eklersen 672 oldu. Ve arkadaşlar ne oldu? Artık son soruma geçtim. Son sorumdayım. Hemen bakalım sonrasında da ödüllü soru var. Haydi bakalım bu soruyu da bitirelim ve artık yazınıza hazır olmuş olun. Geldim buraya. Bana ne diyor? İfadesinin açılımındaki sabit terimi bul diyor. Bak arkadaşım ben ezbere şunu söyleyeyim. 6'nın bilmem bir şeylisi. 2x'in bilmem bir şey kuvveti. Bu çok ters duruyor şu an burada. Eksi var başında. Bu 1 bölü x ne demek? x üzeri eksi 1 demek. Bunun da üzerinde bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar sabit terimi soruyor. Normalde sabit terim sorduğunda sıfırla sıfırı koyup yapacaktık. Ama sıfır burayı ne yapıyor? Tanımsız yapıyor. O zaman ne yapacağım bak. Ben hemen burada demek ki bu x'ler birbirini götürecek. Ama nasıl bilmiyorum. Buraya n yazıyorum. Buraya da n yazıyorum. Çünkü bu buradan geliyordu. Burası ne olacak? 6 eksen. O zaman arkadaşlar bakın 6'nın enlisi bir de burada bu var. O zaman burayı açarsan ne olacak? 2 üzeri 6 eksen çarpı 2 üzeri 6 eksen çarpı Buradaki n'in çiftliğine göre değişir. O zaman eksiği hesaba katmayalım şimdilik. X üzeri eksi n geldi. Bakın üstün üstü çarpma. Peki sabit terim dediği için x'ler ortadan kalkacak mı öyle bir terim gelince? Kalkacak. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. 6 eksi iken. Ne olacak? X ortadan kalkacak. Yani buradaki n'ler birbirini... Buradaki n 6'yı götürecek. Nasıl götürür arkadaşlar? Tabii ki de n 3 olursa götürür. Ha, olaya bak sen. Olaya bak. ...ne demek güçmüş. Bakalım gerçekten öyle mi? Altın düşüsü çarpı 2x üzeri burası ne? Eksi x üzeri eksi 1 üzeri 3. E burası da 3. Bakalım doğru mu oldu? Altın düşüsü ne bu arada? 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 2 çarpı 3. 1 çarpı 2 çarpı 3. E bunlar birbirini götürdü. Çarpı burası 8x küp. 2'nin kübü x'in kübü. 8x küp. Burası da eksi bakın gitmedi hiçbir yere. Eksi x üzeri eksi 3 oldu. Bakıyorum buraya. Burası 20 kalmıştı. Burası 8 kaldı. Burası da x küp çarpı x üzeri eksi 3. Buradaki eksiyi de en başa atarım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burası eksi 160 oldu. Ve x küple x üzeri eksi 3 birbirlerini götürdü. Cevabım ne oldu? Eksi 160 olmuş oldu. Çünkü burası nedir? x üzeri 0'dır. x üzeri 0 da 1'dir dedim ve 1 ile 160 çarparsam da ne olmuş oldu? Güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Arkadaşlar tekrar hatırlatmakta fayda var. Ne yapacağız? Hemen sınavlarımızı çalışacağız. Bu kitabımızdan yapmadıysak bakın tekrarlı permütasyonların böyle şekiller üzerinde soruları var. Bakın kombinasyonun burada sana bak örnekler var. Üçgenler var. Paralel kenarlar var. Noktalar var. Bütün hepsi var. Geometrik uygulamaları baya baya var. Dinamo kitabımızda soru bankasında bile baya var. Bilemezsen de kare okuyorsun, Çok güzel bir şekilde yapıyorsun. Olasılık sorularını atlamıyorsun. Çok güzel bir şekilde yapıyorsun. Hatta ve hatta hocan sana şöyle bir şey sorabilir arkadaşlar. Aklıma bir şey daha geldi. Hazır şu Türkiye sorusunda. Bakın. Der ki sana oluşabilecek bakın. Oluşabilecek doğru üçgen dörtgenler arasında doğru olma ihtimali nedir? Sen bak 19'u, 46'yı, 35'i toplarsın. Burası zaten 100 eder. Ve doğru olabilme ihtimali, doğru oluşturabilme ihtimali bu. Yani doğru üçgen, dörtgenler arasında benim aldığım şeklin doğru olma ihtimali derse bak %19'dur mesela. Buna benzer sorular sorulabilir. Başka tarz sorularda da sorulabilir. Mesela başka ne olabilir? 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A ve 4 bulunur der mesela. Bakın 4 elemanlı alt kümeleri. Burada 8 tane vardı. 8'in dörtlüsü. Benim bütün durumum 8'in dörtlüsü. A ve A ve 4'ün bulundukları kaç tane? 15 tane. O zaman bak 15 bölü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 kere 2 6. Bunlar gitti 2. Bak ne oldu arkadaşım burası? 5 de bu gitti 3. O zaman ne oldu? 3 bölü 14 ihtimalle olurmuş. Bak 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve 4 bulunur derse işte bak bütün hepsi 8'in dörtlüsü kaçında vardı zaten 15'inde. Böyle bir olasılık sorusu da sorabilir sana dedim ve artık olayımı bitirdim ve son sorumu da yaptım. İnşallah Allah zihin açıklığı versin arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde sınavınızdan sonuç alırsınız. İnşallah bu dönemi de güzel bir bu dönem dediğim yani bu sınav zamanında iyi geçirmiş olursunuz. Zaten uzaktan eğitim zor biliyorum. İnşallah gönlünüz rahat olur bu sınavda. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Yorumlara bekliyorum sizleri arkadaşlar. Yazılıdan sonra yazıldan önce yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Ve ödülü soru karşında bakalım cevapları kimlerin doğru cevaplarda yorumlarda cevaplarını görmek istiyorum. Sınavdan sonra da seni yorumlara yine bekliyorum. Like butonunu da kırmayı unutma. Kendine iyi bak. Sınavda başarılar. Bir dahaki ders videolarında görüşürüz. Yeah.